Ve yine bir konuğumuz var stüdyomuzda sevgili seyirciler. CHP Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök bizlerle birlikte. Sayın Gök, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, CHP'deki kurulta heyecanına döneceğim ama Türkiye'nin gündeminde öncelikli olarak Afrin Harekatı var. Nasıl bu harekata gelindi? Özellikle yine Afrin Harekatı'na bağlı olarak hem dış gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Amerika evet. Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizde çok sertleşen bir sürece girdik YPG dolayısıyla. Özgür Suriye Ordusu tartışmaları var ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Suriye Ordusunu Kuvay Milliye'ye benzetmesine de yine evet. başta CHP olmak üzere çok sert tepkiler var. Harekat kapsamında bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Size sormak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Bir, öncelikle tüm e, izleyenlerimize herkese iyi akşamlar e, demek istiyorum. Şimdi Lale Hanım, bu ülkenin en büyük problemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülke, bu gerçekte bir kere yüzleşmeli ve Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini herkesin çok berrak bir şekilde bir masaya yatırması gerekir. Kimi zaman söylediklerini, ertesi gün tam tersini yapan, o tam tersini yaptığı zaman da ya ben aldatıldım diyerek de işin içinden sıyırmaya çalışan bir ruh haliyle Türkiye'yi bugün tüm dış dünyada itibarsız hale getiren bir Cumhurbaşkanı var ne yazık ki bugün e, Türkiye'de. Ve bu Cumhurbaşkanı'nın etkisinde bir AKP çoğunluğu, kendini başbakan olduğunu zanneden ama başbakanlığın hiçbir fonksiyonu yerine getiremeyen bir Sayın Binali Yıldırım ve işlevsiz bir meclis hı hı. bu tablo içerisinde. E, güçlü medya etkisiyle Türkiye'de bütün kavramları, kuralları alt üst eden ve kendi koyduğu argümanları büyük bir algı operasyonlarıyla Türkiye'de yaşayan bütün herkese yutturmaya çalışan bir AKP ve Cumhurbaşkanı gerçeği var. Şimdi bakın Afrin harekatını tartışıyoruz. Yani bu harekatta ne olacak? Ne oluyor? Ne amaçlanıyor? Ve biz bugünlere nereden geldik? Hı hı hı. Şimdi bu Cumhurbaşkanı'nın ve AKP kadrolarının bu milletimizin tümüne karşı vereceği çok ciddi bir hesap vardır. Bu hesap öyle kolay kolay verilecek bir hesap da değildir. Yani alttan kalkamayacak bir hesaptır. Yanlış dış politika, basiretsiz adımlar, kendi e, ideolojilerine yakın... E, kümelerle, aşiretlerle ya da gruplarla temas anlayışı, kendi ideolojilerine uygun bir yönetim anlayışlarını başka ülkelerde ihraç etme anlayışı bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisidir. Bunu kimsenin unutmaması gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp toplumun ortasında herkesten özür dilemesi ve istifa etmesi gerekir. Büyük bir basiletsizlik, beceriksizlik örneği sergilenmiştir. Ve bakın bugün Afrin Harekatı'nda nasıl bu noktaya gelinmişler. 2011 yılının itibaren Suriye'de iç savaş başladığı andan itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm tercihi bir anda kardeşim Esat dediği Esat'tan Esed'e dönerek Esat'ın devrilmesine dönük çabaların içerisinde bizatihi Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu tartışmasızdır. Sınırımızın güneyinde Suriye'nin kuzeyinde bulunan kesimlerden pek çok silahlı cihatçı grupların geçmesine vesile olunmuştur. Silahlar gönderilmiştir. Bir an önce Esad devrilsin diye uğraşılmıştır. Ve bu Esad'ın devrilmesi adına da önemli konuşmalar yapılmıştır. Üç ay sonra bizim Suriye'de, Şam'da, camide namaz kılınacağımız ifade edilmiştir. Öyle bir hesaplar yapılmıştır ki, Esad 3 ay içerisinde devrilecek ve orada kurulacak bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyetinin yakın ideolojik yapısına yakın bir iktidar kurulacak ve Recep Tayyip Erdoğan da kendi dünyasında hem Türkiye'nin hem de işte Suriye'nin gene başka ülkelerde olduğu gibi güya onların liderliğini yapacak bir pozisyona bürünecek Algısı evet. bu diyor. Tüm çabası bu oldu. Şimdi tüm izleyicilerimizin bu anlatacaklarımı çok dikkatli dinlemesini isterim Lale Hanım. Şimdi e, biz ne yapıyoruz şimdi? E, sınırımızın güneyinde yani Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin güçlenmesini istemiyoruz. Orada bir Kürt bölgesini Türkiye'nin e, çıkarlarına bir tehdit olarak görüyoruz. Öyle değil mi? Yani Türkiye bu harekatı niye yapıyor? E, sınırımızın güneyinde bir Kürt koridoru oluşmasın diye yapıyor. Peki... Acaba e, yurttaşlarımız, herkes şunu bilmiyorlar mı? Biz e, oraları ta 2012 yılından beri e, Kürtlere e, teslim edildiğini kimse bilmiyor mu? Kürtlere derken? İşte bugünkü şu andaki e, YPG diye terör örgütleri terör diyelim, evet. teslim edildiğini kimse evet. bilmiyor mu? Nasıl oldu bu diyeceksiniz. Bakın nasıl oldu ben size izah edeyim. Biz 2012 yılının Kasım ayında, 4 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Suriye'ye gittik. Suriye'de iç savaş var, çok ciddi çatışmalar var. Niçin gittik? Suriye'de tutuklu olan bir gazetecimizin, bir kameramanın Cüneyt Ünal ismini evet. hatırlarsınız. Evet. Suriye'de tutukluydu. Bu kişinin ailesi mite başvurdu. Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Başbakanlığa başvurdu. Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu. Dediler ki oğlumuzu kurtarın buradan ne Cumhurbaşkanlığı, ne MIT, ne Başbakanlık, ne iktidar bu ailenin isteklerine cevap veremedi. Ve orada bu arkadaşımız kameraman tutuklu kalmaya devam etti. Biz 2012 yılında Kasım ayında 4 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 milletvekili iç savaşın yaşandığı Suriye'ye gittik. Tek amacımız bu arkadaşımızı sağ salim Türkiye'ye getirebilmekti. Türkiye Cumhuriyeti olan, yurttaş olan bu evet. e, gazeteci arkadaşımızı. Önce Laskiye kentine geçtik. Oradan kurulan temaslar sonucunda bu kişinin bize teslim edileceği ifade edildikten sonra Şam'a gittik. Ve Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Esat'la görüştük. Hatırlarsınız bizim o gün Esat'ın arzusu üzerine çekilmiş olan bir fotoğraf basına servis edildi. Ve AKP çevreleri bizi Esat'la niçin fotoğraf çektirdiler diye yıllarca hedef tahtası haline getirdiler. Evet. Şimdi biz Esat'la niçin görüştük? Çünkü bu gazeteci kişiyi bize verecek olan yegane güç Esat'tı. Biz bu zor koşulları göğüsleyerek bir çatışma ortamından içinden geçerek, çatışmaların içerisinden geçerek vardığımızda tek amacımız mitin başaramadığı dış işlerinin başaramadığı, başbakanlığının başaramadığı, cumhurbaşkanlığının başaramadığı bir hadisede bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını alarak Türkiye'ye getirmek ve onu sevdikleriyle, ailesiyle ve ülkesiyle kavuşturmakta. Biz Esad'la e, Suriye'de, sarayda görüştüğümüz zaman biz Esat'a dedik ki ülkenize demokrasi getirin, seçimler yapın, çoğulculuk olsun diye bunları anlattık. Bu görüşlerimizi ifade ettik. Esat bize aynen şunları söyledi. Lala'nın burası çok önemlidir bakın. Ben dedi, e, Türkiye'yi anlayamıyorum dedi. Siz de de cihatçı grupları destekliyorsunuz ve kendi sınırınızdan benim kuzey bölgeme doğru sokuyorsunuz. Bu bölgelerde de Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerdir. Siz dedi şimdi benden komşusunuz. Suriye Devlet Başkanı olarak Esat'la komşuydunuz dedi. Hı hı. 3 üç ay öncesine kadar, 4 ay öncesine kadar. Türkiye ve başka destekli cihatçı gruplar sizin sınırınızdan bizim kuzeyimize girince ben istesem bütün oradaki cihatçı grupları top atarım, top atışı yaparım, uçak atışı yaparım. Hepsini öldür, imha ederdim. Ama oradaki yaşayan Kürt nüfusa zarar görürdü. Ben çağırdım Kürt önde gelenlerini, kanaat önderlerini, Hı -hı. o grupları yönetenleri Hı -hı. ve onlarla anlaşarak sizin güneyinizden, kendi kuzeyimden, kendi rızamla çekildim dedi. Şimdi dedi, siz düşünün dedi. Şimdi hem cihatçılarla komşusunuz hem de benim boşalttığım bölgede yaşayan Kürt nüfusla komşusunuz dedi. Ve biz 2012 yılında, Temmuz ayında sanırım Esat oradan çekildi. Biz 2012 yılının Temmuz ayından beri böyle bir komşuluğu daha doğrusu Esad'ın çekilmesi sonucunda Esad'a karşı olmamızdan kaynaklanan hükümetin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yarattığı koşullar nedeniyle Suriye'deki devlet güçleri oradan çekildiler ve bu oluşumlar da öyle ortaya çıktı. Evet. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaya hakkı var mı? Şimdi ne yapacakmış? Şimdi ne yapıyoruz biz? Dün Soçi'de hani Esad'ı tanımıyorduk ya. Dün ne oldu? Türkiye o masada temsil edilmedi mi? Soçi'de muhalefet adına Türkiye Anayasa Komisyonu'na öneriler sunmadı mı? E karşınızda kim var? Esat'ın adamları var, hükümet adamları var. Şimdi gelinen nokta vahim bir tablodur. Vahim bir tablonun ötesinde e, gerçekten anlaşılması güç ve bir kafa karışıklığının bir zihinsel dünyalarındaki ideolojik e, yakınlaşmalarına ötürü Türkiye'yi nasıl uçurma sürüklediklerinin çok tipik bir göstergesidir. Biz bugün Afrin harekatına giriyorsak bütün yurttaşlarımızın bildiği bunun birinci sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye iç savaşında taraf olması ve kuzey bizim güneyimizde, Suriye'nin güneyinde, kuzeyindeki bu bölgede olanı biteni yeterince algılayamaması, Suriye rejimine ait kuvvetlerin oradan çekilmesiyle Suriye devletine komşu olan Türkiye bir anda kendisini çeşitli gruplarla komşu hale bulmuştur. Bunun birinci sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP hükümetleridir. Dışişleri Bakanları'dır. AKP'nin bütün bakanları, hükümetleri ve başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hepsi bugünkü Afrin Harekatı'nın birinci derece sorumlusudur. Evet. Kendi yarattıkları, kendi yarattıkları koşullardan ötürü, kendi yarattıkları bir e, anlaşılmaz ve öngöremedikleri tutumlardan ötürü Bugün mehmetçiğimiz Afrin'de Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ölen her şehidimizin mutlaka hesabı sorulması gerekir Recep Tayyip Erdoğan'dan. Göre göre, göz göre göre oraları bu gruplara terk etmiştir Türkiye. Yeter ki Esad gitsin diye. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şimdi biz Suriye'de toprak bütünlüğü olsun diyoruz ve gelinen nokta Esad yeter ki buraya hakim olsun diye uğraşılıyor. Şu geldiğimiz noktaya bakar evet. mısınız? Peki. Böyle bir tarihi bir yanılgı affedilebilir mi? Şimdi kalkmışlar, kahramanlık e, nidaları atıyorlar. Yani bunların, halkın e, önüne çıkacak yüzleri yok Lale Hanım. Böyle bir tabloyu anlatamazlar da, anlattırmayız da. Kendileri Türkiye'yi bu noktaya getirmişlerdir. Bizim haklı uyarılarımıza rağmen, biz bu to durumu öngördük. Siz dediniz, e, dedik ki biz siz sınırlarımızı bizim, güvenliksiz bir şekilde tehlikeye atıyorsunuz. Türkiye'nin güvenliği tehlikeli dediğimiz zaman bize hadi siz Esad'çısınız diyenler bugün esatla masaya oturmanın pazarlıklarını yapıyorlar. Ama aradan geçen tarihi hatalar hem bizi cihatçılarla hem de böyle oluşumlarla komşu etmiştir. Bunun birinci sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetleridir. Yalın gerçeklik budur. Anladım. Şimdi e, bu dış politikalarını ciddi şekilde eleştirdiğiniz AKP iktidarının yerine iktidar olmak için e, aday Cumhuriyet Halk evet. Partisi, ana muhalefet partisi olarak. Dolayısıyla biraz kurultay sürecine dönmek istiyorum. Ben bu yolda atılacak önemli bir adım çünkü 2019 seçiminde artık çok az bir zaman kaldı. Birçok yönüyle konuşabiliriz kurultayı. Birden fazla adayla gidiyor kurultaya, evet. CHP. Parti Meclisi'ne adaylık konusunda çok sayıda başvuru var, 700'ün üzerinde. E, tatlı bir rekabet mi diyelim yoksa hakikaten sert rüzgarlar esiyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor kurultaya? Şimdi çeyrekada? bir kere e, az önce ifade ettiğiniz gibi e, çok kritik bir seçim dönemine doğru e, hızla gidiyoruz. Bu süre içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bütün üyelerinin, her birinin son derece dikkatli olması gereken e, bir, Süreçten geçtiğimiz muhakkak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, üyeleri e, ve bu konuda ortaya çıkan tüm adayları bu birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kongrelerinde yarışmaları olmuştur. Bizde en küçük ilçelerde dahi birden fazla aday çıkar. Hatta bazen çok küçük bir ilçede 3 adayın, 4 adayın çıktığı da görülmüştür. AKP gibi değildir Cumhuriyet Halk Partisi, MHP gibi değildir. Orada tek adaylı tepeden ettirilen isimlerle değil, tabandan gelen delegelerin e, oy verdiği, yurttaşlarımızın desteklediği e, adaylar yarışır ve pek çok kongremiz bizim birden fazla olmuştur. Bu önümüzdeki cumartesi, pazar günü yapacağımız kurultayımıza da, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki kurultaylarında olduğu gibi birden fazla adayın olması muhtemeldir. Bu konuda yeterli imzaların toplanması hmm. halinde hmm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her saygın üyesinin Cumhuriyet Halk Partisine e, genel başkan adayı olma hakkı vardır ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kazançtır. Evet. Demokrasi yarışı olarak biz tabloya bakarız. Bunu bir e, bir kavga ortamı, bir kaos ortamı olarak asla görmeyiz. Buna zaten ne adaylar izin verir ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı izin verir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaylarında adaylar çıkarlar, söyleyeceklerini söylerler, iddialarını ortaya koyarlar. Bunu biz bir zenginlik olarak görürüz. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partisinin tarihsel birikiminin Cumhuriyet Halk Partisine yüklediği, her e, üyenin aday olma hakkından kaynaklanan bir görev olarak görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılarız. Asla bir kavga ortamında Cumhuriyet Halk Partisi bu kongrelerini yürütmez. E, fikirler yarışır, ilkeler yarışır ve ben e, Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi Pazar günü yapılacak kongrede de bu çerçeveye geçeceğini düşünüyorum. E, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu Kongresiyle çok önemli iddialarını öteden beri getirdiği iddialarını tekrar yurttaşlarıyla paylaşma fırsatını da bulacaktır. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bugün gelinen noktada az önce anlattığım dış politikadaki basitsiz ve beceriksiz yönetimin Türkiye'ye nedenli ağır faturalar e, getirdiğini bilen bir partidir. Önerilerini yapmıştır iktidar partisine elinin tersiyle itilmiştir. Her konuda olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle Türkiye'yi bir saygın ülke yapma iddiasındadır. Dış dünyada e, şu anda e, Türkiye'nin... Dostu yok, düşmanı çok. Biz tam tersine çevirmek istiyoruz. Düşmanı olmayan, dostu çok olan bir Türkiye yaratmak e, idari Saygın bir ülke, saygın bir ülkenin e, yurttaşları olarak her yerde e, e, yüzümüzün akıyla dolaşacağımız bir e, Türkiye istiyoruz. Bugün bütün dünyanın birçok yerlerinden Türkiye ye ilgili çok e, olumsuz görüşler geliyor uluslararası kuruluşlardan tutun, insan hakları ihlalleri, e, Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlar, adil yargılanmanın olmaması, adalette erişimin sağlanamaması ve adaletin gerçekleşmemesi, yüzlerce gazetecinin Türkiye'de tutuklu bulunması, mahkum olması, Türkiye'nin çok ciddi ayıbıdır. Türkiye'de giderek artan kadına yönelik şiddet, cinsel istismar olayları, Türkiye açısından vahim tablolardır. Giderek artan uyuşturucu, ve buna bağlı kötü alışkanlıklar Türkiye'nin gündemini olağanüstü işgal ediyor. İşsizlik giderek artıyor. Her gün e, milletvekili odalarımıza onlarca partilimiz geliyor. Çocuğu iki üniversite bitirmiş ama iş arayan anneler var, babalar var karşımızda ağlıyorlar. Ve evlerine giderken çocuklarına bizden bir umutlu haber getirmek için geliyorlar. Maalesef biz de tam yeterli olamıyoruz bu konularda. Böyle bir tabloda yoksulluk giderek artmış, yolsuzluk giderek artıyor... Daha Man Adaları'nın hesabını veremeyen bir iktidar var. Man Adaları'nın hesabını veremediği gibi geçtiğimiz günlerde birkaç yıl önce koluna saat takıp da istifa eden bir bakanın Cumhurbaşkanı'na tokalaştığı bir Türkiye'deyiz biz. Türkiye daha yolsuzlukların hesabını soramadı. Yolsuzluklardan dolayı inim inim inleyen bir Türkiye var. Türkiye gerçeği var. İhalelerin yandaşlara dağıtıldığı, peşkeş çekildiği bir tablo var üniversitelerde hak edenin layıkıyla yerine gelemediği ama yandaşların atandığı, hakimlerin AKP'nin ilçe yöneticisi olduğu, inönütsüz olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu Türkiye'den kimse mutlu değil. Kendini meclisin önde yakan ya da parasını alamadığı için SSK'nın önde yakan insanların yaşadığı bir Türkiye manzarası var karşımızda. Evet. Çiftçi perişan durumda, esnaf öyle. Bütün kesimler ciddi bir sıkıntı içerisinde biz bunları ayağa kaldıracak bir güce sahibiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hem tarihsel birikimi hem ideolojisi hem de kadrolarıyla çok zengin bir partidir. Biz bu zenginliğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Aday sayısı fazla dediniz. Evet iddialı çok arkadaşımız var. Biz memnun oluyoruz. ...herkes bir şeyler yapmak istiyor. Elini taşın altına koymak istiyor. Ve biz de bunlara bir yarışma yol açıyoruz kurultayımızda. Evet. Bu ne kadar bir zenginliktir bu. Bunları yaşamak, yaşatmak ve kurultaydan toparlanarak çıkarak... ...bir arada çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak... ...ülkenin geleceğine el koymak istiyoruz. Evet. Muhakkak ki kazanan kim olursa olsun... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nde diğerleri kazanana destek çıkacaktır. Ona biz de inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Evet. Şimdi aslında siz mevcut durumu özetlediniz biraz Levent Bey... Ama biraz kamuoyunun sesi olmak istiyorum ben. Bu mevcut durumu işte Cumhuriyet Halk Partisinin o kemikleşmiş 25-26'lık oy bandını aşacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu önümüzdeki süreçte ne değişecek? Söylem, vizyon, ne derseniz değil Yani iktidar olmak için ne değişecek onu merak ediyoruz. Bir kere Türkiye aslında değişen pek çok konu var. Yani şimdi herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nde çıkacak adaylara odaklanıyor ama yani AKP'nin içerisinde bir bakın. Kaç tane belediye başkanının istifa ettirildiği. Neden istifa ettirildi o belediye başkanları? Ee, örneğin İstanbul'u belediye başkanı. Tam eski parayla 27 katrilyon yani 27 milyar lira bütçeye sahip. Ankara Büyükşehir, Melik Gökçek eski parayla 11 katrilyon, 11 milyar lira bütçeye sahip bir belediye başkanları niçin istifa ettirilir? Onun dışında diğer e, il belediye başkanları, dün Çorum e, il belediye başkanı istifa etti. Yani AKP fokur fokur kaynıyor. Siz bakmayın öyle medya gücüyle e, olayları karartmaya, e, bir algı yürütmeye çalışıyorlar. Gerçek öyle değil. Bu gerçeği biz e, <laughs> referandum sırasında yaşadık. Referandumda bütün medyasıyla AKP gerçekleri gizlemeye, bizleri televizyonlara çıkartmadan, medyaya çıkartmadan tek yönlü bir propaganda ile propaganda yapmaya çalıştılar. Aldıkları ortada Valiler işin içindeydi, emniyet müdürü işin içindeydi, kaymakamlar, bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı, devletin bütün olanakları. Biz muhalefet olarak bir lira harcadıysak e, iktidar partisi 100 milyar para harcadı bu referandumda. Böylesine devasa bütçelerle asıldıkları e, referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun o şaibeli kararıyla ve bizim de kabul etmediğimiz kararıyla ancak geçebildiklerini ifade edebilirler. O konuda Cumhuriyet Halk Partisi halka önder oldu ve dedi ki demokrasi için, adalet için gelin hep beraber olalım. Sağdan da gelenler oldu, soldan da gelenler oldu. Birleştirici gücü olduk. Nitekim daha bir müddet sonra adalet yürüyüşünde Buradan çıktı genel başkanımız binlerce kişiyle İstanbul'a 4-5 milyon kişilik bir miting yapıldı. O mitingde sağdan da vardı, soldan da vardı. Türkiye'nin her yerinden adalet feryadını duyan pek çok insan vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bu kilidi kırdı bu kilit kırılmıştır Türkiye'de. Bütün yurttaşlarımızın şunu bilmesini istedim ki, iktidar Partisi'nin bugünlerde bütün kamuoyu baskısıyla dayatmaya çalıştığı bütün algı operasyonlarının tek hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi'ler büyük bir kararlılık içerisinde genel başkanlarına ve partilerine bağlıdırlar. Bu kararlılığı sürdüreceğiz. Bakın Cumhurbaşkanı. Yani dünya neresine görülmüştür bir parti genel başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı her gün bir genel başkana ana muhalefet partisi liderine hakaret edecek. Onu televizyonlarda saatlerce eleştirecek. O miting yetmiyor gibi o mitinge ondan sonra televizyona çıkarak bir yandan başbakanıyla bir yandan kendi bakanlarıyla günün 24 saatini neredeyse 24, 20 saatini ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret eden bir iktidar partisi Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var karşımızda. Şimdi Türkiye'de büyük bir demokrasi güçleri var. Biz bunu biliyoruz. Türkiye kendisine güvenen bir ülkedir. Referandumda bu sonuçları biz aldık. Adalet yürüyüşünde aldık bu sonuçları. Bu tablo iktidar partisini korkutuyor. Zannediyorlar ki medyanın etkisiyle halk korkacak, sinecek. İşte bu bir insanlar ölmesin diyen Türk Tabipler Birliği yöneticilerini gözaltına alacaklar. İstiyorlar ki insanlar sinsinler. Korkuyorlar Lala korkuyorlar. Korku var gözlerinde. Neden korkuyorlar biliyorsunuz, biliyor musunuz? İktidarı devretmek istemiyorlar. İktidarı devrettikleri anda hesap vereceklerini bilen bir iktidarın her türlü çaresiz çabalarıyla Türkiye bugün yönetilmeye çalışıyor. Bu çaresiz çabalar Türkiye'yi bir bataklığa götürüyor. Türkiye gittikçe dış dünyadan kopan, teknolojiden kopan, bilimden kopan, hurafelere tekrar dönen bir ülke konumuna geldi. Eğitimde düştüğümüz seviye ortada. PISA sonuçları ortada. İşte biz bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımızın başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi müthiş işlere imza atmıştır. Bunu evet. kimse inkar edemez. Evet. Elbette eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Daha çok çalışacağız. Daha çok halkımızla beraber olacağız. Ev ev dolaşacağız. Kahve kahve dolaşacağız. Kendimize anlatmaya çalışacağız. Bütün insanlarımıza barışarak, bütün insanlarımıza kaynaşarak, herkes de AKP'li olsun ayırmadan, MHP'li olsun ayırmadan, HDP'li olsun ayırmadan, herkesi anlayarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz seçimlerde en yüksek bir e, oyu almasını sağlayıcı çalışmaları mutlaka yapacağız. Bu bizim ertelemez bir görevimizdir. Hı hı. Bunu yapacak kadrolar var, birikim var. Her şey var. Biz yani. kendimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz, partimize güveniyoruz. Şimdi bir makul e, kurultay ortamında adaylar elbette e, bir aday olan da kendi iddiasını da ortaya koyacaktır, koymalıdır da. Bunları bir zenginlik olarak görerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi umut zamanıdır. Biz bu kurultaydan çok daha güçlenek çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 33 yıllık bir neferiyim. 25 yaşında ilçe başkanı oldum. 38 yaşında Ankara il başkanı oldum. O gelişmeler içerisinde partinin baraj altında kaldığı zaman 99'da Ankara evet, il başkanlığı evet. görevini yürüttüm. O dönemleri bilirim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birbirine kenetlenmiş bir durumda. Ee, ne yapacağını bilen bir tavır içerisinde iddialarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli. Cumhurbaşkanı olanın Türkiye'yi yöneteceği bir başka sürece doğru gireceğiz. Biz elbette arzumuz parlamenter sisteme dönmektir. Ama öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olmak e, geliyor. Evet. Bunu yapacak potansiyel Cumhuriyet Halk Partisi'nde fazlasıyla vardır. Biz de bunları harekete geçirmeye hazırız. Bütün Türkiye'nin ümidi olduğumuzu biliyoruz, umudu olduğumuzu biliyoruz. Evet, gerçekten bir, çok kimseyle, büyük bir beklenti var. Kimseyi bir kenara atamayız. Kimseden herkesin de görüşlerini, önerilerini bekliyoruz. Bunları vermelidir herkes. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde herkesin kendisini ifade edebileceği bir alan vardır. Evet. Bir e, mutlaka e, sözünü söyleyeceği bir e, süreç vardır. Ve şu anda tam gerçek anlamıyla aydın olmanın, yurtsever olmanın, Türkiye'yi sevmenin e, ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleştirmenin e, tam koşullarının oluştuğu bir ortamdır. İşte Türkiye'yi e, yüceltecek bütün e, birikimleri, bütün e, kadroları kuracak iddiayı bir şekilde e, kurultayımıza yaptıktan sonra da işimize bakacağız. Ve ilk işimiz Türkiye'nin başına musallat olmuş bir iktidardan Recep Tayyip Erdoğan gerçeğinden Türkiye'yi kurtararak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin önünü açmaktır. Evet. Amacımız Türkiye'nin önünü açmak. Peki Yapacağımız son bu. bir dakikamız Kutayli'yi mi? Son, son bir dakikamız. Hızlıca cevap vermenizi rica edeceğim. Şimdi bu kurultay sürecini atlatacak CHP ama merak edilen bir sorunun yanıtını da sormak istiyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı adayı ne zaman belli olacak? Ee, konuşulan bir isim var evet. mı? Belki o isim konusunda hani bilgi vermek istemeyebilirsiniz ama hakikaten merak ediyor seçmen. Ben de kısaca ifade edeyim. Ee, gerek referandum sürecinden başlayarak gerekse adalet üreşinden başlayarak genel başkanımız, Türkiye'nin bütün değerlerinin de içinde bulacağı bir çalışmaları yürütüyor. Doğal olarak bu o bütün o bileşenlerin, o demokrasiye katkı veren, adalet yürüyüşüne katkı veren, referanduma katkı veren herkesin görüşü bizim için çok önemli. Bu görüşmelerin hepsi yapıldıktan sonra genel merkezimizin de yetkili kurlarında yapılacak değerlendirmelerle Cumhuriyet Halk Partisi de kısa bir zaman içerisinde bu açıklamayı yapacaktır. Az önce Sayın Özcan'dı evet. konum Tanju Özcan, Muharrem İnce'yi destekliyor kendisi. Evet. O dedi ki bu yetkili kurullar nedir, bizim tüzüğümüzde böyle bir şey yok, nasıl görüşülecek bu konu diye bir eleştiri getirdi. Bu konuda ne söylersiniz? Şimdi tabii, Kimle görüşülecek yani bu isim konusunda? Bu tabii diyor? öncelikle bir kere yapılması gereken tablo, bu adalet yürüyüşünde olduğu gibi bu katmanların, bütün bileşenlerin Görüşlerin çok berrak bir şekilde alınması ve hiç kimsenin kendisini kırgın ve küskün hissetmeyeceği bir tablonun sergilenmesidir. Bizim e, yetkili kurullarımız var, kurultayımız var, parti meclisimiz var, MYK'mız var, evet. milletvekilleri grubumuz var, il başkanlarımız var, e, kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. E, Cumhuriyet Halk Partisi en geniş kesimlere dayanarak bu kararını oluşturacaktır. E, e, yapılan önerilerin her biri değerlendirebilir önerilerdir. Genel merkezimiz bunların her birini ayrı ayrı masaya yatırır ve Cumhuriyet Halk Partisinin ve Türkiye'nin yaranı olan her seçenek üzerinde önemli durur ve gereğini de yapar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz ben hafta teşekkür sonu ederim. için kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Biz de orada olacağız İnşallah Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte an be an kurultayda neler oluyor sıcağı sıcağına aktaracağız. Bu arada kurultaya kadar konuklarımızı ağırlamayı da sürdüreceğiz ama bu akşam yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine görüşmek dileğiyle ana haberde mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.